Açıklandı diyor. Kurumsallar BTC, Ethereum ve bu altı altcoin tercih ettir. Burada kurumsal yatırımcıların tercihlerine göz atmaya çalışacağız. Kurumsal yatırımcılar hangi kripto paraları almış vesaire, hangisini satmış. Bunun üstünde durmaya çalışacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın şey zaten bunlar verileri. Geçtiğimiz hafta BTC fiyatlarında düşüş yaşanırken, çıkışlar yaşanırken aynı zaman dilimi içerisinde altcoin'lere genel olarak girişler yaşandığını görmüş olduk. Yani altcoin'lerde yükseliş ve pozitiflik ağırlıklı, tabii öyle aman aman olmasa da yine de BTC'ye karşı olan paritelerinde yükselişleri gördüğümüz bir haftaya şahitlik etmiş olduk. Bu şekilde genelde kurumsal yatırımcıların en çok yatırım yaptığı altcoin'ler tabii BTC ve sonrasında şeklinde, çünkü en çok yatırım yaptıkları kripto para tartışmasız bir şekilde Bitcoin. İkinci sırada 2023 verilerine göre Sol, fakat bu zaman dilimi için geçerliydi. Yani Ether'den daha çok yatırım alıyor ya da alacak şeklinde söylemek yanlış olur. Böyle bir durum. Zaten toplam tutmada Ether yine üstünde de. Bu şekilde bunun devamında XRP mesela, devamında ADA, AVAX tarzındaki altcoin'lerde de aşırı bir şekilde yoğunluk mevcuttur. Şöyle bakalım. CoinShares desek doğru olacak. Haftalık kripto varlıklar raporunun son güncellemesinde kripto para piyasası dikkat çekti. Özellikle vadeli işlemlere dayalı Bitcoin ETF'lerin asma sırasında. Belirlenen rekorun gerisinde kalmasına rağmen. Geçen hafta toplam 1,18 milyar dolar tutan da önemli bir girişe tanık oldu. Çok. Yani çok. Başka nasıl söylenebilir ki? Yani bu şey rekora çok yakın ya. Yani tüm zamanların en yüksek girişine gerçekten çok yakın. Aşırı. Ben bakmamıştım mesela toplam ne kadar olduğunu. Şimdi baktım ben de. Yani öğrenmiş oldum. Çok yüksek. Tabii normal bir şey bu. ETF'ler geliyor olduğu için önceden alım yapılıyor. Bunlar trade odaklı değil. Bak, fark ettiyseniz geçtiğimiz hafta bireysel yatırımcılar tarafından BTC'den çıkış yaşanırken kurumsallar resmen abanmışlar. Bildiğiniz yapışmışlar. Yani tarihin rekor diyebileceğimiz neredeyse en yüksek haftalık alımlarına yakın alımlar gerçekleşiyor BTC'den. Bu ne kadar büyük bir olay olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Çok büyük bir olay ve korkunç bir giriş. Korkunç bir giriş. T+2 uzlaşmasına tabi girişler. Kripto varlık yatırım sektörünün önemli bir ivme kazandı. Bu sırada Ethereum, ADA, XRP gibi altcoin'lerde de yüklü girişler vardı. İşte detaylar. Kurumsalların odağında Bitcoin, Ethereum var. Haftanın işlem hacimleri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 17,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Yani hacim konusunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılıyor. Çok normal. Yani toplam giriş konusunda ulaşılmasa bile hacim konusunda en yüksek seviyeye ulaşılıyor. Dediğim gibi gayet de normal bu şekilde olmuş olması. Böylece diyor, 2022 haftalık ortalaması olan 2 milyar dolara göre önemli bir artış yaşandı. Özellikle bu artış geçen cuma günü güvenilir borsalarda günlük işlem hacmi yaklaşık %90 oluşuyor. Yani tabii gördüğünüz gibi tam 9 katına çıktığı için azımsanacak bir şey de değil yani sonuçta. Böylece artan piyasa aktivitesinin göstergesi oldu. ABD 1,24 milyar dolarlık girişle yükselişe öncülük ederken Avrupa'da küçük çıkışlar yaşandı. Ayrıca İsviçre'ye 21 milyon dolar giriş görüldü. Bu Kanada, Almanya ve İsveç'ten çıkışlarını gösterdiği gibi ticari stratejilerin de Avrupa'dan ABD'ye potansiyel bir kayma olduğunu gösteriyor. Ha, aynen öyle. Daha önce bunu konuşmuştuk. ABD de bu konuda en büyük ve en önemli pazardır. Dolayısıyla düdüğü her zaman ABD çalacaktır. Bu noktada ABD'den ETF'in gelmiş olması aynen öyle. Buradaki çok doğru bir anlatı ve doğru bir tabir olmuş. Dışarıdan ABD'ye para kaymasıyla neticelenmiş. Evet, aynen öyle.
Devam edelim şöyle bir. Neredeyse 1,2, 1,1 milyar dolarlık BTC'ye gördüğünüz gibi giriş var. Yani korkunç yüksek. İnanılmaz derecede yüksek. Evet, aşırı yani. BTC'yi tutmak zaten gerekli olan iştir. Şu anda ETF'ler de çıktıktan sonra hep demiştik ya artık kurumsallar içerisinde altcoin'lerin dominansı azalıyor diye. Yani 2025'e kadar muhtemelen kurumsalların Bitcoin dominansı, kurumsallar içerisindeki Bitcoin dominansı korkunç seviyelere kadar yükselecek gibi gözüküyor. Bakalım. Çünkü ETF bunu ateşledi aslında. ETF ilk önce bu hususun önünü açmış oldu. Diğerinde Ether 25,7 milyon dolarlık. Ether de portföye yakışan bir kripto paradır tabii ki. Hafif girişler olduğunu görebiliyoruz. Bu girişlerin yapılmasındaki sebep de yine Ether'de de bildiğiniz gibi ETF başvuruları var ve bunun kabul edilmesi bekleniyor. Zaten geçtiğimiz hafta korkunç sayıda aynı şekilde bireysel yatırımcılar tarafında da Ether'e girişler oldu. Mayıs'a kadar ETF'leri kabul edilecektir. ETH coin'inde Solana'ya 500 bin dolarlık ufak bir giriş var. Normaldir. Sol coin'de son zamanlarda mesela bakın Sol, Ether işte ve Bitcoin. Bunlara yapılan girişler genelde sezonluk garanti gözüyle bakılıyor. Tabi bu noktada BTC ETF'inin geldiği yerde de sol girişi yapmak çok mantıklı bir hareket olmaz. Sol da iyidir ama portföye yakışır, sağlamdır. 2023'te dediğim gibi Ether'i geçmiştir. Yani totali gerçekten de Ether'i geçmiştir. Litecoin 800 bin dolar. Litecoin'e de sert girişler var. Ve sağlam bir altcoin'dir. XRP yine şampiyonlar içerisinde bulunmuş. 2023'teki performansı Sol'un gerisinde kalmasına rağmen hala ETF'in Ether'den sonra ilk ETF'in gelmesini beklediğimiz varlık. Tabii sonrasında bir de Sol var. Hatta bunlar birbirine yakın. Çok sağlamdır tabii ki. Tıpkı ADA ve DOT gibi. Bunlar da korelasyonu yüksek ve elde tutma oranları en fazla olan iki altcoin'dir aslında. Ve ilerleyen süreçte daha da bunların artmasını bekliyoruz diyebilirim. O yüzden ADA ve DOT da portföye aşırı şekilde yakışır, iyi gider. Durumlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.